Türk Dil Kurumu'na göre kadın şöyle tanımlanmıştır. Hatun kişi, analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan hizmetçi bayan. Oysa bir kadın evlenmek zorunda değildir. Ev becerilerini sevmek ya da bunları istemek zorunda değildir. Bir kadın anne olmak da istemeyebilir. Bu onun en doğal hakkıdır ve bu onun kadınlığından bir şey eksiltmez. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı bu tanım kadınları çok ağır bir kalıbın içerisine sokmaktadır. Kadın, iş yaşamında olması desteklenen bir insandır. Ancak iş yaşamını yaparken aynı zamanda, iş yaşamında başarılar elde ederken aynı zamanda ev işlerini, çocuk bakımını da tam olarak yapması gerekmektedir. Eğer bunları yapmıyorsa, kadın tam kadın olarak kabul edilmemektedir toplumumuz tarafından. Bir kadın anne olduğu zaman aynı zamanda hem çocuğuna bakması gerekiyor, hem işini yapması gerekiyor, hem de kadınlık görevlerini yapması gerekiyor. Bunları tam olarak yapmadığı zaman kadın yarım kadın olarak kabul ediliyor ve bu konuda herhangi bir destek alabileceği bir kurum olmamaktadır. Eğer görülmek istiyorsak önce kendimizi görmeliyiz. Ve eğer birileri bizi duysun istiyorsak önce kendimizi duymamız gerekiyor. Kabul görmek istiyorsak da önce kendimizi kabul etmemiz gerekiyor. Kadın enerjisi kapsayıcı, çözüm odaklı ve sevgi dolu bir enerjidir. Dolayısıyla her iş yerinde ve her ortamda bu enerjiye ihtiyacımız olmaktadır. Yine Türk Dil Kurumu'na göre erkeğin zıttı kadındır. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü erkeğin tamamlayıcısı, yoldaşı, yol arkadaşı kadındır.